çok merak edilen konu derbi sonrası Fenerbahçe bu mücadelede nasıl bir reaksiyon verecek? Acaba daha da mı dağılacak ve takımda bir çözülme mi yaşanacak yoksa futbolcular ya da Jorge Jesus bir reaksiyon mu verecek ve bu maç kazanılacak mı? İkinci senaryo gerçekleşti Aynı. olur? Sence nasıl gerçekleşti? Nasıl e diğer büyük takımların elendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe adını yarı finale yazdırdı. Çok zor bir geceydi ama hani bu rakip kaynaklı bir zorluk değildi. Hatta aksine Fenerbahçe'nin karşısında hani işlerini kolaylaştıran bir rakip vardı. Ama zorluk neydi? Birincisi senin söylediğin psikolojik zorluk. Çok ağır bir derbi yenilgisi evet. sonrası bu maça çıkmak. İkincisi tribün tepkileri. Yani statta belki çok yüksek sayıda taraftar yoktu. 20 bin civarında taraftar vardı ama çok üzgün, çok öfkeli, ve bir anlamda da artık tahammül sınırları tamamen tükenmiş bir taraftar grubu vardı ki herhalde bir futbolcu için iç sahada böyle bir taraftara karşı oynamak en kötü senaryodur her zaman. Ama şöyle bir şey var. Fenerbahçe çok pozitif bir futbolla bence çok iyi mücadele ederek çok yüksek bir konsantrasyonla kazandı maçı ki hani bence Fenerbahçe'nin bu sezon en büyük farkı bu geçtiğimiz yıllara göre. Hani ağır yenilgilerden sonra, derbi yenilgilerinden sonra mental kırılmaları yaşamıyor Fenerbahçe. Belki camia yaşamış durumda şu an. Taraftar yaşıyor bunu ama takım yaşamıyor. Mesela Galatasaray yenilgisi sonrası 3-0'lık evet. iç sahadaki. Fenerbahçe 7 maçta 6 galibiyet bir beraberlik aldı. Tutundu zirveye. Ama iki sezon önce mesela baktım ben yine bir Galatasaray yenilgisi sonrası Fenerbahçe 7 maçta 2 galibiyet alabilmiş. Bu sezon Fenerbahçe'nin farkı bu. Yani oyuncular o mental kırılmaya yaşamıyorlar. Daha güçlü kalıyorlar. Hedefe tutunuyorlar. Bu anlamda çok önemli Fenerbahçe'nin bunu başarması ki hani Normal bir yenilgi almıyor Fenerbahçe. Hani siz iç sahada çıkarsınız, ezer rakibinize karşı. Çok iyi oynarsınız, mücadele edersiniz. Bir tane gol yersiniz, kaybedersiniz. Olabilir. Şimdi Galatasaray yenilgisine bakıyorsun. Çok kötü bir futbol. Oyun anlamında Fenerbahçe ezilmiş, 3-0 yenilmişsin Galatasaray'a ki. Fenerbahçe tarihinde kaç tane vardır böyle yenilgi Galatasaray'a karşı? E, geliyorsun Beşiktaş maçı 1-0 öndesin. Penaltı kaçırıyorsun, rakip 10 kişi kalıyor. Dört gol yiyip kaybediyorsun. Yani bunun altından kalkmak kolay bir iş değil. Herkes de başaramaz. Bu anlamda Fenerbahçe'nin oyuncu grubunu hatta Jesus'u kutlamak gerekiyor bir kere yani. E, Fenerbahçe'nin bu sezon farkı bu mental anlamda çok güçlü çıktı bunlardan. Yani tabii mental ki. Mental anlamda etkilenmemesinin sebebi esas aslında George Jesus olabilir mi acaba? Olabilir. Çünkü maç sonrası yaptığı açıklamalarda. ...derbi mağlubiyetini çok olağan değerlendirdi. Dedi ki işte Barcelona'da diyor dedi. E, Liverpool'da Manchester United'ı mağlup edebiliyor dedi. İşte yedi gol atabiliyor Aynen. dedi. E, bu tarz derbi mağlubiyetleri çok olağan dedi. Belki de takımını da bu şekilde e, hazırlıyor diğer maçlara. Tabii geçmiş yıllarda mesela Erol Bulut... ...yani burayı bilen bir teknik direktör... ...daha kolay etkilenebiliyor. Çünkü daha önce yaşamış bir yenilgiler işte. Ersun Yanal yine ligimizi bilen, tanıyan bir teknik direktör. Tabii CESUS'un olaya bakışı çok farklı. Daha profesyonelce yaklaşıyor. Evet. yani ben diyor Portekiz'de de bu yenilgileri yaşadım diyor. Benfica'da, Lizbon'da yaşadım bunları diyor. Bu şekilde oyuncuları da sanırım bu duyguyu vermiş Jesus. Yani çünkü başka bir sebebi olamaz bunun. Ben burada kesinlikle aslan payını Jesus'a veriyorum. Ama oyuncuların da burada bireysel anlamda bir ayağa kalkışı var kesinlikle yani. Hani siz istediğiniz kadar anlatın bunu. Oyuncu onu almıyorsa bir yere kadardır artık sizin söyledikleriniz. Oyuncuya da onun geçmesi ve oyuncunun onu alması gerekiyor. Bu anlamda Fenerbahçe'nin bireysel anlamda oyuncu grubunun da bence burada büyük bir başarısı var. Çünkü çok zor gerçekten bu şartlarda bu maçı oynayabilmek. Hadi yani düşünebiliyor musunuz? En ufak bir pas hatanızda tribünden bir u -u sesi yükseliyor. Evet. Yani siz hata yapma lüksünüz yok sahada. Bu sizin ayaklarınızı kilitler. Hani sanki ayaklarınızda bir ağırlık varmış hissine kapılırsınız bir saatten sonra. Yani bu şartlarda Fenerbahçe'nin çıkıp Kayserispor gibi ligin iyi takımlarından birini 4-1 çok iyi oyunla yenmesi büyük bir başarı. Tabii ki Fenerbahçe için şöyle bir durum var. Evet taraftar baktığımız zaman mental bir kopuş yaşıyor. Bu çok net. Ama ortada henüz bitmiş bir şey yok. Evet. Yani Fenerbahçe şu anda 6 puan geride. Fener... Çünkü Galatasaray'dan bir fazla bay maçı var Fenerbahçe'nin. Ve Galatasaray düşüşte. Yani Fenerbahçe taraftarının bunu da görmesi gerekiyor. Fenerbahçe iyi bir seriye kalarsa, yani Galatasaray'a karşı derbiye en azından... Neft'teki derbiye kafa kafaya çıkma şansı var bence Fenerbahçe'nin. Yani bu çok net. Biraz sonra Galatasaray kısmında konuşuruz onu daha ayrıntılı bir şekilde. Kupada Fenerbahçe yarı finalde ve 10 yıla yakın bir süredir Fenerbahçe kupa kazanamamış. Yani bu çok kötü bir tablo. Fenerbahçe gibi büyük bir kulübe yakışmayan bir tablo ki herhalde daha önceki yıllara baktığımız zaman da bir büyük kulübün böyle kupasızlık serisini ben hatırlamıyorum. Yani hafızamı biraz geriye götürüyorum. Galatasaray'ın 14 yıl şampiyon olmadığı bir seri var ama orada arada kupalar var. Türkiye Kupası var, Başbakanlık Kupası var, Cumhurbaşkanlığı var, bunları yapmış. Ama 10 yıl kupasız kalmak çok kötü bir tablo. Ve Fenerbahçe'nin evet ana hedefi lig. bu çok net ama bir kupa kazanması da çok önemli Fenerbahçe'nin. O yüzden de Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'nin yarı finale çıkması, finale çıkması, kupayı alması bence çok önemli. E, o anlamda da taraftarın tabii ki burada biraz da duygularını anlamak gerekiyor. Evet yani tepkiler evet hep deriz ki maç içinde olmaz maç sonunda olması lazım tepkilerin ama ya şimdi biraz da empati kurmak gerekiyor. Fenerbahçe taraftarını anlamak gerekiyor biraz. Dedim ya işte 10 yıldır şampiyonluk yok. Kupa yok. Hep bir başarısızlık. Hep büyük umutlarla başlanan sezonlar. İşte süslü cümleler, büyük vaatler, büyük heyecanlar ama Çok işin sertler. sonunda hep bir düşüş. O yüzden de taraftar da bence bir yandan anlamak gerekiyor bu konuda. Şimdi aslında taraftarın tepkisinin 3 isme yoğunlaştığını gördük dün akşam. Arao ki yaptığı açıklamalar nedeniyleydi Brezilya milli takımı evet. ile ilgili, ile ilgili. İrfancan aslında İrfan Can uzun süredir yıldızı barışmıyor Doğru. Fenerbahçe taraftarının. Hatta Jesus'un e, maç sonrası İrfan sakinleştirmeye çalıştığı görüntülerle geldi ekrana. Ee, ama Valencia'ya yönelik tepkileri çok anlayamadım açıkçası. Valencia şimdiye kadar Fenerbahçe bu puan tablosundaysa, Zira Türkiye Kupası'nda evet. bu noktadaysa, e, Avrupa'da elendi belki ama o noktaya kadar gelebildiyse, bunda belki de aslan payı Valencia'da. Kesinlikle. Ve böyle bir tepki belki de Fenerbahçe taraftarının artık ne kadar tahammülün kalmadığının en büyük göstergesi. Kesinlikle yani psikolojinin ne hale geldiğini evet. gösteriyor bize. Yani bu takımda şimdi deseniz ki kim ıslıklanmaz herhalde ilk sıraya Valencia yazarız. Yani bu çok net. Valencia'nın bile ıslıklanır hale gelmesi ki bir süre sonra o iş alkışa döndü. Çünkü taraftar farkına vardı. Biz ne yapıyoruz evet. dedi. yani Evet takıma tepkiliyiz. Doğru hocaya tepkiliyiz. Bu çok net yönetime tepkiliyiz. Ama artık bu iş Valencia'ya kadar gitmemeli. Yani hani bir işinde bir sınırı var. Dediğin gibi artık Fenerbahçe taraftarının ne noktaya geldiğini bize bu gösteriyor. Şimdi ARAA konusu farklı bir konu. Yani bu oyundan bağımsız bir iş. Yaptığı evet. açıklama. Evet açıklamanın doğruluğu, yanlışlığı tartışılır. Zamanlaması kötüydü bence. Yani bir futbolcunun sağ içinde olduğu kadar sağ dışında da zeki davranması gerekiyor. Yani Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu kaotik durumu oyuncunun hesaplayıp bu açıklamayı yapmaması gerekiyor. Ama şöyle bir durum da var. Fenerbahçe Beşiktaş'ı yense bu tepkiler gelir miydi Arao'ya? Gelmezdi büyük ihtimalle. Kimse hatta bu açıklamaya dikkate bile almazdı belki. Bu dediğim gibi oyuncunun orada ortamı koklaması ve bunu anlayabilmesi gerekiyordu. O bir yanlış. Ama hani açıklamanın içeriğinde çok büyük bir yani yanlış var mı? Hani o tartışılır. Ama zamanlaması yanlıştı. Yani İrfan Can konusu dediğin gibi uzun süredir artık orada bir duygusal bağlar kopmuş evet. durumda. Ama bunun bence ana nedeni oyuncunun maliyeti. Yani o hiçbir zaman İrfan'ın peşini bırakmayacak Fenerbahçe kariyeri boyunca. Hep akılları o gelecek. Her kötü maçından sonra ya biz bu adama 10 milyon euroyu nasıl verdik diyecek taraftar. Yani İrfan 1-2 milyon euro servis bedeliyle gelseydi Fenerbahçe bu tepkiler olmaz diye düşünüyorum. Taraftar onu sorguluyor biraz da. Ve İrfan'ın da sahada yeteneklerinden ziyade biraz daha o enerjisini mücadelesini görmek istiyor. Çok zor futbolcu için ki içeri girdi tekrar susuz evet, dışarı çıkardı. Evet. Yani İrfan'ın bu saatten sonra Fenerbahçe'ye faydalı olması ne derece mümkün olur? Önemli bir yatırım, önemli bir oyuncu Fenerbahçe için. Dediğim gibi hep deriz protesto olmaz, olmasın ama yani taraftar da gerçekten de artık bıkmış tükenmiş durumda yani. Normal yeni gider almıyor Fenerbahçe. Normal şeyler yaşamıyor. Yani dediğim ya az önce 1-0 öne geçiyorsunuz. Kazanmanız durumunda şampiyonluk yarışına çok ciddi bir konuma geleceksiniz. Rakibiniz 10, kişi, 10 kalmış. kişi kalmış. O ortamda 4 gol yiyip maçı kaybediyorsunuz. Yani bundan daha kötü bir senaryo olamaz. Yani taraftar da dediğim gibi artık hani yeter artık evet. noktasına gelmiş durumda yönetime karşı, takıma karşı. Dedim mi? Ya, yani onları da biraz anlamak, empati kurmak gerekiyor. O yüzden de çok zor bundan sonra Fenerbahçe'nin özellikle iç saha maçları. Yani anlaşılan o ki Fenerbahçe yarışın içine çok net dahil olmadığı sürece o tepkiler hep olacak iç sahada. Yönetime karşı, bazı oyunculara karşı olacak. O yüzden de Fenerbahçe için kritik nokta burada artık bu zorlu psikolojide kazana kazana gitmek.